Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kız hem erkek bebeklerimiz için gayet kullanışlı olan bu şirin bebek patiğinin yapımını kısaca anlatmak istiyorum. Bakın bu da farklı bir renkle yapılmış hali. iliklerden istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Hem yapımı çok kolay hem şık hem de kullanışlı bir bebek patiği. Bu kısımlar bebeğimizin ayağını kavradığı için ayakta çok rahat duruyor arkadaşlar. Çok kullanışlı bir patik modeli bu. Bakın şuradan düğmelerden istediğimiz gibi açıp giydirmesi de kolay. Çıkarması da kolay. Bebekler zaten çok çabuk sıkılır ayağına bir şey giydirip çıkartırken onun için çabucak giydirilebilecek şekilde dizayn edilmiş bir model patiğimizin yapımına geçmeden önce size gerekli olan malzemeleri söylemek istiyorum 3 renkli ipe ihtiyacımız var arkadaşlar siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz ben bugün bej rengi sarı renk ve yeşili çalışmak istiyorum bir adet bej rengi bir ipim var. Yeşil ip ve sarı ip. Bu üç ana ipim benim patikte kullanacağım iplerim. Patiğimin yapımında iplerime uygun olan 3 numara tığ kullanıyorum bugün. İşaret yapabilmek için işaret iğneleri, ölçüm yapabilmek için mezuru Son olarak da patiğimizde kullanılmak üzere 4 adet düğmeye ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Hazırsak hep birlikte patiğimizi yapmaya başlayalım. Bu patiği benimle birlikte yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz de Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Zil butonuna tıklarsanız da bundan sonraki yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olur Hepinize iyi seyirler arkadaşlar Patiğimizin tabanına zincir çekerek başlıyoruz 18 adet zincir çekiyoruz İpim ince olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneye sık iğne yapıyoruz. 1 2 Aynı gözeneye bir sık iğne daha yapıyoruz. Hemen yanındaki gözeneye bir sık iğne yapıyoruz. Takip eden 7 gözeneye sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6, 6 ve 7 bir çakma trabzan Takip eden gözeneklere 6 adet tek trabzan yapıyoruz. Her bir gözeneye 1 2 3 4 5 ve 6 bir sonraki gözeneğe aynı gözeneğin içerisine 6 adet trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 Geriye dönüyoruz. Bu 6 trabzandan önce 6 trabzan yapmıştık. Aynı onların karşısına gelecek gözeneklere birer adet trabzan yapıyoruz. Toplam 6 tane trabzan olacak. Hemen sayıyoruz, bakıyoruz. 2, 4, 6. Şimdi bakın çakma trabzanın karşısına bir çakma trabzan. Takip eden 7 gözeneğe de sık iğne olarak batıyoruz, yapıyoruz. 7. sık iğnemizi ilk başta aynı gözeneğe 2 tane sık iğne yapmıştık aynı gözeneğin içerisine karşısına gelecek şekilde 2 sık iğne yapıyoruz başlangıç gözeneğimizle kaydırma tekniği ile kapatıyoruz sıramızı bakın ilk sıramız bitti bir üst sıraya çıkmak için 2 zincir çekiyoruz ilk gözeneğe 2 adet trabzan yapıyoruz bir aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyoruz hemen yanındaki gözeneğe bir iki trabzan daha yapıyoruz Bunlar başlangıçta aynı gözeneğe iki tane sık iğne yapmıştık onlar burası topuk kısmı oluyor bu iki trabzanlardan sonra takip eden 14 gözeneğe bu burun kısmındaki altı tane trabzana kadar 14 adet trabzan yapalım. Normal ikili trabzan uyguluyoruz. 14 trabzanı yaptık. Şimdi bunun kısmına geldik. Burada 6 adet trabzan vardı. Bu her bir trabzanın üzerine her gözeneğe 2 tane trabzan olacak şekilde trabzan yapıyoruz. Bakın ikinci gözeneğe geçtim. Bakın bir aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyoruz. 6 tane gözenek var. Altısına da ikişer tane trabzan yapalım. Bakın burun kısmındaki 6 gözleneği ikişer tane trabzanı yaptık. Şimdi takip eden 14 gözleneğe 14 adet trabzan yapalım. 14 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi topuk kısmına geldik. Burada 2 tane gözenek var. Bunun her birine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Aynı gözeneye bir trabzan daha yapıyorum bakın. Yanındaki gözeneğe de aynı şekilde 1 2 gözenek yaptım. Her bir gözene ikişer tane trabzan yaptık. Burada da topuk kısmında. Kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum İlk gözeneğe 2 trabzan yapıyorum aynı gözeneğin içerisine takip eden gözeneğe de 2 trabzan yapıyorum bir sonraki gözeneğe de 2 trabzan yapıyorum toplam 4 tane trabzana ikişer tane trabzan yaptık bakın 1 2 3 4 takip eden 14 gözeneğe 14 adet trabzan yapıyoruz burun kısmına geldik. Bu arttırma yaptığımız bölüme. Burada ilk gözeneğe bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyorum. 2 adet trabzan oldu. Hemen yanındakine de bir trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneklere ikişer tane trabzan yapıyorum. arttırma kısmında bakın iki tane gözenek kaldı. Aynı bu burun kısmının buraya başlarken olduğu gibi bir tane tek yapıyorum. Tek trabzan ilk gözeneği. Sonraki son arttırma gözeneğimize iki adet trabzan yapıyorum. Şimdi takip eden 14 gözeneğin 14'üne de birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın topuktaki arttırmalara geldik. Burada da her gözeneğe ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bu bir, iki, üç ve dört. Son arttırmamız bu sırayı kaydırma tekniği ile kapatıyoruz. Bakın tabanı bitti patiğimizin. Benim yapacağım ayak ölçüsü için bir derece küçük geldi bu. Ben hemen bir sıra sık iğne gitmek istiyorum. 1 2 Tamamını bütün gözenekleri bir sıra sık iğne gidiyorum siz öyle de bırakabilirsiniz İpiniz kalınsa yeterli gelmiştir ölçüsü benim ipinci olduğu için biraz küçük oldu onun için bir sıra sık iğne giderek büyütmek istiyorum kaydırma tekniği sık iğne sıramı da kapattım bakın bir derece daha büyüdü patik tabanım 2 zincir çekiyorum bakın artık yanlarına geçiyoruz şu şekilde ilmek alıyorum üstten trabzan yapıyorum bakın şu şuradan alıyoruz şu şekilde almıyoruz artık üst kısımdan yanlara yukarıya doğru çıkması gerekiyor çünkü artık hemen bakın şöyle alıyoruz bütün ilmekleri bu şekilde alarak sıra sonuna kadar yapalım bir sıra trabzan gidiyoruz bu ilk sıramızda Yavaş yapıyorum. Bakın. sıra sonuna geldik. Kaydırma tekniği ile sıramızı ilk ilmekle kapatıyoruz. Bakın bu şekilde artık yan duvarlarının ilk sırasını yaptık. Bakın. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Artık lastik şeklinde örgümüze geçiyoruz. Bak ilk gördüğüm trabzanı üst tepe noktasına batarak değil belinden kavrayarak Alıyorum. Trabzan yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer tersten belinden kavrayarak Trabzan yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer önden benden taraftaki Trabzanı alıp Trabzan yapıyorum. Belinden kavrayarak bakın, Belinden kavrayarak Tersten yaptım ipi tığımın üzerine aldım. Önden belinden kavrayarak tersten ördüm. Bir ön bir arkadan olmak üzere lastik şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde. Lastik görünümü oldu. Bunu sıra sonuna kadar yapalım. Devam ediyoruz. Aynı şekilde başka hiçbir işlem yapmıyoruz. bir önden bir arkadan belinden kavrayarak trabzanlarımızı yaptık son trabzanımı yapıyorum sıramı kaydırma tekniği ile kapatıyorum ikinci sıramızda artık bakın lastik şeklinde modelimizi yerleştirdik diğer rengimize geçeceğiz Diğer rengimize geçmeden evvel ben patiğimizin tabanını ölçmeyi unuttum arkadaşlar aceleyle yaptığım için. Hemen bakın tabanını ölçüyorum. 11 santimlik bir patik tabanı elde etmişim. Bu da benim yapacağım 6 aylık bebek ayağı için standart ölçüdür. Tabanımız bitti. Şimdi diğer rengimize geçelim. Bej renkli tabandaki işimiz bitti. Diğer renge geçiyorum. Sarıyı başlayacağım arkadaşlar. Hemen sarı ipimi aldım. Açılma yapmasın. Burada düğüm yapmak istiyorum. Bej rengi ipimi de kesmiyorum. Daha gideceğiz çünkü onunla. Burada bırakıyorum bej rengi ipimi. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Lastiği gördüğüm gibi alıyorum. Bej renkle yaptığımız lastik vardı. iki sıra. Onda gördüğüm gibi alıyorum. Önden gördüğümü önden. Arkadan gördüğüm lastiği arkadan alıyorum. sarı ipimi de alttan götüreyim. Bağladığım ipimin ucunu içte kalsın. Önden gördüğümü önden alıyorum. Arkadan gördüğümü arkadan alıyorum bakın. Lastikte nasıl görüyorsa öyle alıyoruz. Önde görüyorsa gönden, arkadan görünüyorsa arkadan alıyoruz. Sıra sonuna kadar sarı rengimizle gidelim. Bakın görüntüsü böyle. son trabzanımı yapıyorum kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum şöyle bir bakın şimdi hemen diğer rengime geçiyorum bej rengime sarı ile işim bitti artık sarı ipimi kesebilirim bir düğüm atıyorum. Yine aynı şekilde gördüğüm gibi trabzanları alıyorum. Önde gördüğümü önden renk değişti sadece. Arkada gördüğümü arkadan. da aynı sıra sonuna kadar aynı şekilde önde gördüklerimizi önden arkadan gördüklerimiz arkadan alarak sıra sonuna kadar yapalım sıramızı kapatalım bu sıradan sonra yeşillere geçtiğimiz zaman eksiltme bu burun kısmında eksiltmelere başlayacağız bu düz olarak yaptığımız son sıramız beş rengi de son sıramızı yaptık. Artık eksiltme kısmına geçeceğiz ve yeşil ipimize geçeceğiz. Yeşil ipimize geçmeden önce bu burun kısmında 26 tane ilmeği işaretlememiz gerekiyor. Hemen şu şekilde ikiye katlıyoruz patiğimizi. Sayıyorum ben hemen. 2 4 6, 8, 10, 12, 13. ye işaret yapıyorum. Burası benim başlangıcım. 26 tane demiştik. Hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26. da diğer işaret yerimiz hemen takıyorum buralarda eksiltme yapacağız arkadaşlar hemen alıyorum yeşil ipime geçiyorum elimiz takıldı söküldü Aynı sarı ipi bağladığımız gibi yeşil ipimizi de bağlıyoruz. Bej ipimi yine tutuyorum orada. Devam edeceğiz onunla örgüye çünkü. Bir zincir çekiyorum. İlk gördüğüm örgüyü olduğu gibi alıyorum. İşaretli yere kadar bütün lastikli örgülerimizi gördüğümüz gibi alıyoruz. Önde gördüklerimizi önden, arkada gördüklerimizi arkadan. ipin ucunu keseyim ben hemen bağlamış olduğum ipin işaretli yere kadar yapıyorum gördüğüm gibi işaretli gözleneğe geldim. Hemen iğnemi çıkartıyorum. Bakın arkadan gördüğümü arkadan alıyorum. Trabzan olarak çıkartıyorum ama ikinciyi çıkartmayıp tığımın üzerinde bırakıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Önden gördüğümü alıyorum. Bir defa çıkartıyorum. ikinciyi çıkartmıyorum. Tığımın üzerinde şu anda 3 tane ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum, tek ilmek oluyor. Bakın ikisini kestik, tek oldu. Takip eden işlemler de aynı şekilde devam ediyor. Bakın arkadan aldım, bir kere çıkardım, ip tığımın üzerinde ipi tığımın üzerine aldım, önden görüneni aldım, çıkardım, ipi tığımın üzerinde tuttum, üç ilmeği birlikte çektim. İpi tığımın üzerine aldım. Arkadan görüneni arkadan göründüğü gibi aldım. Çıkardım. Önden görüneni önden göründüğü gibi aldım. Bir kere çıkardım. İp tığımın üzerinde üçünü birlikte çekiyorum. Bu şekilde aynı şekilde 13 adet kesme yapacağız. 1 3'ünü bir çıkardık işaretli yere kadar 13 adet böyle kesmemiz olacak arkadaşlar Eksiltme yaparken de önde gördüklerimizi önden, arkada gördüklerimizi arkadan alıyoruz. Ama arkadan gördüklerimizle önden gördüklerimizi tek ilmek haline getiriyoruz. Bakın şu şekilde. işaretimi çıkartıyorum. Son eksiltmemi yapıyorum devam edip bakıyorum. Hemen sayıyoruz bakın. Eksiltmemiz şuradan. Bakın 1 2 4 6 8 10 12 ve 13. Artık sıra sonuna kadar nasıl görüyorsak o şekilde birer defa yapıyoruz. Tersten gördüm. Düzden gördüm. Tersten gördüm. Önden gördüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. son trabzanımı yaptım kaydırma tekniği sıramı kapatıyorum ve jipimde tutturayım sıram yeşille sıram kapandı yeşil iple işim bitti artık hemen kesiyorum yeşil ipimi bej ipe geçiyoruz bir zincir çekiyorum 2 zincir çekiyorum. Gördüğüm gibi alıyorum bakın. Önde gördüm, önden. Arkadan gördüm, arkadan. Bu bir alt sırada, yeşil sırasında kesme yaptığımız yerden iki gözenek öncesine kadar bu şekilde önde gördüklerimizi önden arkadan gördüklerimizi arkadan olacak şekilde örgümüzü yapalım. bir alt sırada kesme yaptığımız noktaya geldik bakın şurasıydı ilk kesme yaptığımız yer oradan iki gözenek öncesine kadar yaptım bir şimdi benim gördüğüm bir tersten bir önden var bunun bakın tersten görüneni alıyorum çekiyorum ama ikinciyi çıkartmıyorum ipi tığımın üzerine alıyorum önden gördüğümü alıyorum bir kere çıkartıyorum, bekletiyorum. Üçünü bir çekiyorum. Kesme yaptık yani. Şimdi diğer ilmekleri kesme yapacağız. Bakın ipi tığımın üzerine aldım. Bu bakın önden görüneni, önden görünenin beline takıyorum. Bir kere çıkartıyorum, bekletiyorum. Bir sonraki önden görünene aynı şekilde bir kere çıkartıyorum, bekletiyorum. Daha sonraki görünene geçtik. Bakın önden görünenlerden alıyoruz hep. Bir kere çıkardım, bir çıkardım, iki çıkardım, iki defa çıkardım, üçüncüyü bekletiyorum. Bundan sonrakiler üçlü kesme artık. İpi tığımın üzerine aldım, bir çektim, bir çıkardım, iki çıkardım. Beklettim. Üçünü bir aldım. Üçlü kesme yapıyoruz. Burada arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Üçünü bir çekiyorum. Bunları iki kere dola, tığınızın üzerine iki kere dolayıp üçlü de çıkartabilirsiniz. Ben bir defa dolayıp üçlü çıkartma yapıyorum bakın. 1 2 üçüncüyü birlikte çıkartıyorum. Bir kere doladım. Siz iki defa da dola dolayabilirsiniz. Şimdi bunu bir tane tek yapıyorum. Denk gelmedi benim. Bakın bu tersten görüneni tersten alıyorum. Kesme yapacağız burada da. Önden görüneni önden alıyorum. Bekletiyorum. Üçünü bir çıkartıyorum. Bundan sonra sıra sonuna kadar gördüklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde alıyoruz. Önden gördüklerimizi önden, arkadan gördüklerimizi arkadan. Bu sırada da kesme işlemimiz bitti. Bakın. Gayet düzgün bir kesmemiz oluyor. sıra sonuna geldik. Kaydırma tekniği ile sıramı kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine gördüğüm gibi alıyorum. Tersten görüyorum. Tersten alıp trabzan yapıyorum. Önden görüyorum. Trabzan yapıyorum. Tersten gördüğümü tersten trabzan. Önden gördüğümü önden trabzan. eksiltme yaptığımız yere kadar bu şekilde nasıl görüyorsak önden gördüğümüz önden arkadan gördüğümüzü arkadan alarak örgümüzü yapıyoruz bakın bir alt sıradaki eksiltmelerden iki gözlenek öncesine geldik. Bir ters var, bir düz benden taraf var. Şimdi benden tarafı da gördüğüm gibi alıyorum, çıkartmıyorum. Tersten olanı da alıyorum. Bir kere çıkartıyorum, bekletiyorum. İkisini bir çıkartıp kesme yapıyoruz. Şimdi bu kesme vardı. Bir sırada onu önden görüneni alıyorum. Bir kere çık, bekletiyorum. ipi tığımın üzerine alıyorum. Bakın artık bunu şu şekilde alıyorum. İkisini bak ortasından alıp bir kere çıkartıyorum. Çıkartıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki bakın şu ikili kesmem vardı bir. Onu 3 defa da çıkartacağım. 2 defa çıkardım. Üçüncüyü çıkartmıyorum. Hemen yanındakini de aynı işlemi yapıyorum. 1 çıkarttım. 2 çıkarttım. Tığımın üzerinde beklettim. 3'ünü bir çektim. ipi tığımın üzerine aldım. Şu şekilde alıyorum. 1 2 bekletiyorum. Hemen yanındaki kesmeyi alıyorum. 1 2 3'ünü bir çıkartıyorum. 1, 2, hemen yanındakini alıyorum. 1, 2, 3'ünü bir çıkartıyorum. Burada tek kaldı bu. Bunu tek olarak ikili trabzan yaptım. Şimdi hemen bakın bunu tersten görüneni alıyorum. Çıkartıyorum. Bekletiyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Önden görüneni alıyorum. Bir kere çıkartıyorum bekliyorum kesme yapıyorum yani artık kesme işlemimiz bitti patiğimizde takip eden ilmeklerin hepsini trabzanları nasıl görüyorsak öyle alıyoruz bakın şu şekilde patiğimizde kesme işlemlerini bitirdik şimdi önden gördüğümüz önden arkadan gördüklerimiz arkadan alarak sıra sonuna gidelim Sıra sonuna geldim, kaydırma tekniği ile sıramı kapattım, bitirdim. Bir zincir çektim. Artık kesme işlemlerimiz bitti. Bir sıra sık iğne yapacağız. Bakın aynı gözeneye sık iğne battım, takip eden gözeneye sık iğne battım, bir sonraki gözeneye sık iğne battım. Sıra sonuna kadar bütün gözeneklere bir sıra sık iğne yapıp gelelim sık iğne sıramızda sıra sonuna geliyoruz Evet son sık iğnemi yaptım başlangıçtaki sık iğne gözeneği kaydırma tekniği ile kapatıyoruz Bakın bu şekilde güzel bir patiğimiz oldu hemen bir kalıbımın içine giydireyim bakın Artık bu yan bantlarını ve düğme dikeceğimiz bandı birlikte yapacağız. Bu renkle işim bitti. İpimi kesiyorum ben. ilmeği geçirdim. Bej renkli işim bitti. Şimdi bu bandı yapmak için de patiğimizi yine ikiye katlıyoruz. Şu şekilde arka ortasını buluyoruz. 26 ilmek olacak burası. Ben bunu öyle yapmışım. Bunu da aynı şekilde yapmam lazım. Sizin 28 denk gelebilir. Arka ortadan sayıyorum. 1 2 4 6 8 10 12 ve 13. Hemen işaretimi takıyorum. İlk işaretimizi taktık. 26 ilmek sonra karşı tarafına da veya şöyle de yapabiliriz. Saymadan da eşit katam karşısına gelecek noktaya işaretimizi takı takıyoruz. Şu şekilde bakın birbirine denk geldi. Buralardan şimdi bantlarımızı başlayacağız arkadaşlar. Sarı ipimi alıyorum. İlk işaretimi çıkartayım ben bu gördüğüm ilk işaret koyduğum gözdeneyekten ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çektim. 2 zincir, 3 zincir. 19 tane zincir çekiyoruz. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Başlangıçtan 15. olan gözeneğe trabzan yapıyorum. Takip eden gözenekleri de zincir gözeneklerine trabzan yapıyorum. 14 tane trabzan olacak. Sizin farklı da olabilir. Benim bu 14 tane yapmıştım. Eşit eşi olduğu için bu da eşit olsun diye 14 tane trabzan olacak. Siz bebeğinize yapıyorsanız ayağına giydirin ölçüsünü alabilirsiniz. zincirimi sonunu yaptım hemen sayıyorum bakın 2 4 6 8 10 12 14 14 tane trabzan olmuş benim patiğimin eşi olduğu için 14 tane yaptım şimdi bakın şu ilk başlangıçta ilmek attığımız bir gözenek vardı aynı gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum devam ediyor trabzanlarımız takip eden 26 gözeneğe trabzan yapacağız Ipimin ucunu keseyim. Her gözeneye batarak bir trabzan yapıyoruz. Kestiğimiz ipi de bu trabzanları yaparken içten götürtüyoruz. kesilen iple işlem götürdüğümüz zaman temiz bir örgümüz oluyor. Şu ipim de keseyim hemen. kaç trabzan yaptığımı sayıyorum. Bu başlangıçtan ilmek attığımız yerden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 son ilmeğimi yapacağım. Bakın son trabzanımı yapıyorum. 26. Şimdi aynı Buradaki bu bir aynısını da burada yapacağız. 19 zincir çekmiştik. 19 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14'ünde elimi tutuyorum. 15 16 17 18 19 atlayıp bakın 14 ye batıyorum Çünkü 14 tane trabzan yapmamız gerekiyor 1 2 zincirlerin üzerine batarak trabzanlar yapıyoruz 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 ve 14 çektiğimiz zincirlerin gözenekleri bitti bakın şu şekilde bir görüntüsü var İpi tığımın üzerine almadan bu ilk başlangıçta bir tane son yaptığımız trabzan vardı zincirlere başlamıştık o trabzanın gözeneğine batıyorum şu şekilde bitiriyorum bir zincir çekeyim. Bakın şöyle bir birleştirme oldu. Hemen ipi kesiyorum. Artık işimiz bitti bununla. Bakın arkadaşlar bantlarımız da tamam. Bu şekilde siz dediğim gibi siz bebeğinizin ayağına ölçerek bu bantları ayarlayabilirsiniz. Daha muntazam durur. Şimdi düğmelerini de dikelim. Son halini bir görelim. Düğmelerini de diktim. Geldim bakın ben. Tabanımız bu şekilde. 6 aylık bebek için ideal bir ölçüde oldu. Hemen diğerini çıkartıyorum. Bir böyle görün kalıpsız olarak. Yapması çok kolay dediğim gibi. Evet arkadaşlar böylece sizlerle bir güzel patiyi daha hep birlikte yaptık. Bu patiğin yapımını benimle birlikte izleyen herkese çok teşekkür ederim yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Emek verilen her şey çok güzeldir. Ben bu patiyi zevkle yaptım. Ümit ederim sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yapan arkadaşların emeklerine sağlık. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğendiğinizse beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Sizlerle yeni videolarda buluşmak üzere hepiniz hoşçakalın, sevgiyle kalın.